Merhaba Dönek Güvercin TV izleyicileri. Bugün tam tamına 48 yıldır dönek güvercine sevdalanmış bir doktorun yanındayız. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hüseyin İvit. Bugün konuk olduğumuz Hüseyin İvit bize yeni yetiştiricilere altın değerinde tavsiyelerde bulunacak. Başından çıkamadığımız sallabaş tedavisiyle ilgili bilgiler verecek. Yine veba hastalığı ve tedavisiyle ilgili çok değerli bilgilere sahip olacağız. Dönek güvercinin eşlenmesinde, bakın burası çok önemli. Dönek güvercinlerimizin eşlemelerinde kromozom yapısıyla ilgili çok değerli bilgiler verecek ki bu bir ilk. Yani bu böyle bir bilgiyi ilk kez öğreneceğiz. Aynı zamanda dönüş genleriyle ilgili de bilgiler verecek bize. Ben de heyecanla bekliyorum neler söyleyecek. Başından sonuna kadar heyecan dolu ve sonuna kadar izleyeceğimiz merak dolu bir röportaja başlıyoruz. Merhabalar Hüseyin İvit Bey. Hoş geldin Murat Hocam. Hoş bulduk. Öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. Sana ve Dönek Güvercin TV'ye. Gerçekten çok faydalı, verimli işler yapıyorsunuz. Bir öğretmenin etrafına nasıl ışık saçtığını, nasıl güzel şeylerle uğraştığını ve ne kadar da dönek güvercine sevdalı olduğunuz anlaşılıyor. O yüzden önümüzdeki nesillere de miras kalacak bilgiler paylaşıyorsunuz. Şu andaki mevcut yetiştiricilere faydalı bilgiler veriyorsunuz. O yüzden öncelikle sizi tebrik etmek isterim. Çok teşekkürler. Öncelikle ben kendimden bahsetmek istiyorum. Benim adım Hüseyin İvit. Yaklaşık 48 yıldır dönek güvercinlerle baş başayım. Tabii bu 48 yılın belli boşlukları da oldu hayatımda. Ondan da bahsedeceğim kısaca. Şu an 58 yaşındayım. Yaklaşık 10 yaşından beri güvercin bakıyorum. Yaklaşık 10 yaşlarında İzmir'de Hatay'da otururken apartmanımızın arkasındaki küçük bahçede güvercin besleyen arkadaşlarımız vardı. Ve onlarla tanıştıktan sonra güvercine olan sevdam arttı benim. Orada apartmanda küçük kasalar içinde bahçede güvercinler besliyorduk. Tabii önce beslediğimiz güvercinler azman güvercinlerdi. Sayalardı. Cinsi bile belli olmayan yoz güvercinlerdi. Küçük kasaların içinde bunu beslerdik. Kuş uçurmak dedim, karşı apartmanın çatısına gidip gelince kuş uçtu diye sevinirdik. Bu şekilde başladık. Daha sonra benle beraber abim Serdar İvit, o da bu işe gönül verdi. Gene aynı apartmanda oturduğumuz arkadaşlarımız Haydar Sokman vardı. Onlar hep beraber bunlar gönül verdiler ve hep beraber bu işe başladık. Sonra İzmir'de o zaman döneyin merkezi neresiydi? Kadife Kale'ydi. Ve birlikte Kadife Kale'de iki çeşmelikte gezmeye başladık. Sene 1974 yılları yaklaşık olarak. Ve iki çeşmelikte Kadife Kale'de gezince burada ağırlıklı olarak dönek güvercinler beslendiği için dönek güvercinlerle tanıştık ve daha sonra dönek güvercinler edinmeye başladık. Ve o tarihten sonra yaklaşık olarak 74 yılından sonra dönek güvercin beslemeye başladık. Yavaş yavaş elimizdeki diğer güvercinlerimizi elimizden çıkardık. Okulun olmadığı zaman hafta sonları bütün vaktimizi Kadife Kale'de dönekçilerin arasında geçiriyorduk. Yaşımız da yaklaşık yani 12 yaşları civarıydık. Orada Kadife Kale'de Meşeli Kahve denen bir kahve vardı. Bütün dönek güvercin ustaları hepsi oraya gelirlerdi. Orada kahvede meşe oynardı insanlar. Çay içilirdi ve dönek sohbetleri yapılırdı. Bu Yavuz Agalar, Becer Ağalar oraya gelirdi. Bu Meşeli Kahve'ye gelirlerdi. Ve biz orada Türgenç abi denen bir güvercin meraklısıyla tanıştık. Bunu ben özellikle burada vurgulamak istiyorum. Bu Türgenç abi Becer Ağa'nın kardeşi.
Şimdi bütün dönek güvercin sevdaları Becerayı herkes tanıyor. Fakat Türgenç abiyi kimse tanımıyor. Türgenç abi aslında Becera'nın kuşlarını yetiştiren, onlarla ilgilenen, eşleyen, yavrularını büyüten, bakan esas emekçisi Türgenç abiydi. Becera şov kısmını yapar. Haftada bir gelirdi. Misafir geldiği zaman kuş uçurur giderdi. Bir daha da uğramazdı ama Türgenç bütün vaktini hatta güvercinlerin yanında yatardı. Yani evi de küçük bir bahçesi vardı Kadife Kale'de. Bu bahçenin yanında evi vardı ve orada güvercinlerin yanında yatardı ve sabahtan akşama kadar işi bu güvercinlerle ilgilenmekti. Ve Türgenç abi bizi İzmir'deki böyle bütün dönekçilerle, o zamanın tanınmış dönekçilerle tanıştırdı, gezdirdi. Dönek güvercin hakkında bilgi sahibi olduk. Tabii şu anda aynı olduğu gibi tutakçılık o zaman da vardı. Daha bile çok var tutakçılık. Onlar bir kuş havaya attığı zaman Kadife Kale'de 200 tane havada kuş belirirdi. O yüzden uçuramıyorlardı kuşlarını. Sonra biz apartman altındaki yerimiz uygun olmadığı için çeşme altında bir yazlık evimiz vardı ve kümesimizi çeşme altına götürdük. Ve artık uçurma yerimiz müsait olmuştu. Orası açık yerdi. Etrafta hiç kuşçu da yoktu. Böyle olunca Türgenç abi ve Becera uçurmak istedikleri yavruları bize veriyorlardı. Bunları vermesinin sebebi izlemek için, onları takip etmek için. Çünkü Kadife Kale'de bunu görme şansları yoktu, uçuramıyorlardı. Ve biz senelerce onların kuşlarını, yavrularını çeşme altındaki yazlık evimizde uçurduk. Bunların arasında Becera'nın meşhur Arapları vardı. Bu bugün herkesin dillendirdiği işte meşhur Arap. Bu yaklaşık işte bu da 45 yıllık bir fotoğraf. Arapları bu şekildeydi. Bunlar Arap'tı, Arap akkuyruktu. Çok iri kuşlardı. Ve bir zaman sonra kanatlarını yere salarlardı. Geniş belli kuşlardı. Ve çok çabuk dönmeye başlarlar. Yani uçurduktan sonra 2 ayda dönüş bulan kuşlardı. Bunlar da bu Arap'ın yanındaki de Palgalaçada, bu da Arif Bey'in soyları, Arif Bey'den edindiği bu giderler denen güvercinlerdi. Bunlar da çok uzun dönerdi. Yani uzun dönen güvercinler o zaman da vardı. Bunlar da 25-30 metre dönen güvercinlerdi. Arif Bey'in giderleriydi. Bunlar da atonlardı işte. Bunlar da işte has atonları, Rıza Bey'in has atonları bunlar. Şu gördüğümüz. Şu da aynı şekilde. Şimdi her çiçekli baska, çiçekli başlı baska kuşa aton diyorlar. İşte atonların esası böyle geniş gövdeli. Hangisi atomdu? İkisi de. İkisi de atom. Bunlar ikisi de. Zaten akraba bunlar. İkisi de atom bunların. Hı hı. Bunlar da geniş göğüslü, dar kuyruklu güvercinlerdi. Karışık kuyruklu oluyor ve aynanın bir de kırmızısı da oluyordu. Aynısının çakalı da oluyordu. Biz bu kuşlarla uzun süre uğraştık, uçurduk. Yazları yazlık evde bakıyordu. Kış olunca bunları sonra Haydar arkadaşımızın yeri müsaitti. Karaburun'daydı o Gülbahçe'de. Yaz kış bakıyordu. Kışın onun evine götürüyorduk. Yazın çeşme altına geri getiriyorduk. Bu şekilde bu kuşlarla yaklaşık bir 10 sene kadar uçurduk bu kuşları. Daha sonra işte bizim okul yoğunlaşmaya başladı. Ben lise dönemi çok ağır geçti. Daha sonra ben tıp fakültesini kazanınca kuşlarla fazla vakit ayıramaz, yeterince uğraşamaz oldum. Kuşları biz İzmir'de Fahrettin Altay Meydanı'ndaki abimin, o zaman mimar olmuştu abim, abimin bürosuna getirdik. Orada büroda bir yerde, kapalı bir yerde beslemeye başladı abim. Ama ben tıp fakültesine gittiğim için, derslerden vakit bulup ilgilenemediğim için ben o sırada artık ilgilenemedim. Orada da kuşlar... Lağım fareleri çokmuş orada. Bir gece lağım fareleri geldi. Bütün kuşları telef ettikten sonra artık bizim kuşçuluk defterimiz ondan sonra kapanmaya başladı. Ben tıp fakültesinde Bursa'ya tıbba gittim ilk başta. Bursa'da okudum. Sonra gene İzmir'e geldim.
O yüzden uzun süre artık kuşçuluğa ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra kadın hastalıkları doğum uzmanı oldum ve İzmir'deki Yeşil Devlet Hastanesi'ne gelip çalışmaya başladım. Hatta bu Yeşil Devlet Hastanesi'nin kendi penceremde yabanileri besliyordum. Yani bu sevda hiçbir zaman da bitmedi. Orada penceremde 40-50 tane yabani güvercin vardı. Sabah benim gelmemi bekliyorlardı. Ve bu şekilde ben kuşçuluğa ara vermiş oldum. Ta ki 2012-13 senelerine kadar bir de artık kuşçulukla ilgilenemedim. Çünkü çok yoğun bir mesaim vardı. Yeşil Devlet Hastanesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sabah 6'da kalkıp oraya gidiyorum. Akşamüstü muayenehaneye geliyorum. Akşam eve 10-10.30 bulduğu için kuşçulukta zaten zaman ayırmam mümkün değildi. Yerimiz de yoktu. Fakat 2010 yılında Yeşilyurt Hastanesi'nden emekli olduktan sonra Sasalı'ya taşındık biz ve Sasalı'da bahçeli bir evimiz oldu. Bahçeli eve kavuşunca tabii eski sevda yeniden depreşti ve Sasalı'daki evimin bahçesine bir kümes kurdum ve yeniden kuşçuluğa başladım. O zaman birkaç hastamın hediye ettiği birkaç dönek olmayan güvercin koydum. Onlarla ilgileniyordum bir süre. Daha sonra bir gün yaz aylarıydı. Çeşme'de yazlık evim vardı. Çeşme'deki yazlık eve gittiğimde orada Çeşme'de Ilıca'da bir Shell benzin istasyonu vardır. Orada benzin alırken arabama bir baktım havada iki tane dönek güvercin uçtu ve Shell benzin istasyonunun yanında bir bahçeye indi. Merak ettim, gittim, baktım. O da Shell benzin istasyonunda çalışan birinin dönek güvercinleriymiş. Onunla orada tanıştım. Dedim ki bu Çeşme'de dönek güvercin besleyen var mı diye sordum. Abi dedi çok şanslıymışsın dedi. Çeşme'nin en büyük dönek güvercincileri burada dedi şu anda. Kim dedim? Bana orada uzakta oturan Murat Çilek'i gösterdi. Murat Çilek vardı. Hasan Solak vardı Alaçatı'da besleyen. Beni onlarla tanıştırdı. Onlarla tanıştıktan sonra onların telefon numaralarını aldım. Ve ben hafta sonları Murat Çilek'in ve Hasan Solak'ın kümeslerini ziyaret etmeye başladım. Ve işte orada bu beşlik erkek soylarını orada gördüm. Bu beşlik erkeğin soyları Murat Çilek'te uzun süre muhafaza etmiş beşlik erkeği. Ondan çok sayıda yavrular almış. Aynı şekilde Hasan Solak da bu beşlik erkeğin soylarını besliyordu. Ve orada bu güvercinlerle tanışma imkanı buldum. Tabii şimdi arada büyük bir boşluk var. Ne gördüm değişiklik olarak? Yani ne fark var? Bir kere bizim kuşlarımız daha karaydı. Bir baktım kuşlar beyazlamış. Yani beyazı artmış ve atletikleşmiş. Kondisyonları artmış. Bizim zamanımızda dönek bir kuş dönünce bir hafta uçurmazdı kimse. Güzel döndüğü zaman. Burada 3 hava 4 havadan sonra dönük kuşlar randıman vermeye başladığını gördüm. Ve sık sık hafta sonları Murat Çilek'le Hasan Solak'ı ziyaret ettim. Daha sonra sağ olsun Hasan Solak 2 tane yavru hediye etti bana. Daha sonra İzmir'de bir arkadaşım vasıtasıyla Demirci Hasan abiyle tanıştım. Ondan da 3 tane dönük güvercin edindim. Ve bundan sonra artık bu şekilde bu Hasan Solak'tan aldığım 2 yavru, Demirci Hasan abiden aldığım 3 tane yavruyla dönekçiliğe adım atmış oldum. Ve döneklerle artık yeniden ilgilenmeye başladım. Onları uçuruyordum, onları döndürmeye başladım. Güzel kuşlardı hepsi. Hepsi de randımanlı, beni tatmin eden kuşlardı. Daha sonra işte bu beşlik erkeğin soylarına merak edince sık sık Murat Bey'den onların hikayelerini dinliyordum. Sonra Murat Bey beni Haluk'la tanıştırdı. Bu beşlik erkeğin Haluk Murat Bey'den önceki sahibi Haluk Şenekar yani Benzinci Haluk namıyla tanınan Haluk'la beni tanıştırdı. Allah rahmet eylesin. Haluk'un beslediği yer Karşıyaka'da bir otoparkın bahçesindeydi. Çok fazla uçurma imkanı yoktu ama gene de güzel kuşlar uçuruyordu orada. Ve
Bana da yeri çok yakındı. Ben Sasalı'ya dönerken akşamları tam evimin yolu üzerinde olduğu için muayenehaneden erken çıktığım zamanlar Haluk Şenakar'ın bahçesine gider, onunla sohbet eder, kuşlar hakkında bilgiler alırdım. Gerçekten çok takdir ettiğim özellikleri var. Yani çok güzel soyları koruduğunu, elinde çok kıymetli damızlıklar olduğunu gördüm. Kendi de uçuruyordu, gözlerimle de gördüm. Çok güzel de kuşlar uçuruyordu orada. O kadar apartmanın arasında olmasına rağmen çok başarılı kuşları vardı uçurdu. Hala hazırda da uçuruyordu. Çok da kaçırıyordu ama uçuruyordu da. Ve daha sonra Haluk'la samimi olduk, arkadaş olduk. Ondan iki tane yavru edindim ben. Ama tabii Haluk kuşların tam özelliklerini bilmiyordum. Bana yerde gösterdi. İki tane ben yavru beğendim. Onları aldım ve onları ürettim. Onlardan yaklaşık ben 10 tane kadar yavru aldım ve ürettim, uçurmaya başladım. Bu kuşların özellikleri, bu ilk aldığım kuşların özellikleri, çok mesafeli kuşlardı onlar da. Fakat bu mesafeden kaynaklanan çarpma riskleri çok vardı. Çok çarptırıyordum o zaman. Onlardan çok çarptırdım. Biraz kontrolsuzdular. Çok çarpıyorlardı. Ve bir süre bunlarla oyalandım. Bunları besledim. Daha sonra rahmetli Haluk Şenakar evlendi. Biraz geç evlendi o. Evlendikten sonra eşi hamile kaldı. Buraya işte bu muayenehaneye gelip gidiyorlardı kontrollere. Onların takiplerini yaptım. Sonra Haluk'un oğlunun doğumunu da ben yaptırdım. Haluk buna çok memnun olduğu için bana bu sefer Messi ve Hadise soylarından, ki bir kümesi vardı onun ve hiç karıştırmamış orada Messi Hadise soylarını. O kümeste tamamen Messi ve Hadise'nin çocukları ve başka hiç kuş yoktu. Sadece onların sülalesi olan bir kümesi vardı. Ayrıca deneme kuşları da vardı başka yerde ama o kümeste sadece onlar vardı. Ve bana bu Hüseyin abi, bunlara iyi sahip çık. Bu kuşlar benim için çok özel. Ben bunları kolay kolay kimseye vermiyorum. Sana bunlardan bir çift hediye edeceğim. Bunları benim için üret dedi. Ve bir çift bu Messi Hadise soylarından kuşlar hediye etti. Ve bundan sonra ben bunlar üzerinde yoğunlaştım. İşte bu rahmetli Haluk Şenakar'ın bana hediye ettiği erkek buydu. Gerçekten muhteşem bir damızlık bence. Bu Messi ile Hadise'nin direkt torunuydu. Eşi de bunun kardeşiydi. Kaplamalı bir dişi vardı eşi. Eşi de kardeşiydi ve ben bunları ürettim. Şu anda bunlardan yaklaşık olarak elimde 15-16 tane bu soyun yavrularından var. Ve o zamandan beri de sadece artık bunları üretiyorum, bunları besliyorum, bunlarla ilgileniyorum. Elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Gelecek nesillere ben de bu rahmetli Haluk'un mirasını aktarmak istiyorum. Şu andaki şeyim o, çabam o. Şeyim bu şekilde Murat Hocam, benim dönekçilikle ilgili hikayem bu şekilde. Şimdi burada özellikle benim teminde bahsettiğim gibi Haluk'un çok beğendiğim bir özelliği var, soyu muhafaza etme açısından. Onunla ilgili soy muhafazasıyla ilgili genç yetiştiricilere de bazı önerilerim olacak, bazı tavsiyelerim olacak. Öncelikle dönek güvercinin kromozom yapısından bahsetmek istiyorum ben. Dönek güvercinler çeşitli kaynaklara göre farklı ama genellikle kabul edilen 80 kromozomlu olan canlılar. Biz nasıl 46 kromozomluyuz, güvercinler 80 kromozom. Bunların 78'i vücut kromozomu, 2 tanesi cinsiyet kromozomu. Şimdi araştırmalar göstermiş ki dönüş geni vücut kromozomlarında. Cinsiyet kromozomlarında herhangi bir dönüş özelliği yok. Bunu nasıl anlıyoruz? Zaten eğer cinsiyet kromozomunda olsaydı cinsler arasında fark olurdu. İşte dişisi daha iyi dönerdi erkeği, ama öyle değil. Bakıyorsunuz bazen bir dişi çok iyi dönüyor, bazen bir erkek çok iyi dönüyor. O yüzden bu dönüş kromozomlarının, dönüş özelliğinin vücut kromozomlarında olduğu düşünülüyor ve
belli sayıdaki vücut kromozomlarında var. Yani bu her güvercin ırkında farklı sayıdaki kromozomlarda bu dönüş özellikleri, bu performans özellikleri belirlenmiş durumda. Ya mesela diyelim ki bir güvercin ırkında dönüş kromozomları o güvercinin 5, 8 ve 13. kromozomlarında var. Sadece o kromozomlarında bu performans özellikleri gizlenmiş, saklanmış. Ve bir de şu açığa çıkmış. Dönüş geni resesif bir gen, yani çekinik bir gen. Yani çekinik gen anlamı ne? Çok kolay kaybolabilen, bu özelliğin pekiştirilmesi çok zor olan bir gen. Çekinik bir gen olduğu anlaşılmış dönüş genlerinin, performans genlerinin. Bu çekinik gen nedir? Biz buna resesif diyoruz tıpta. Halk arasında çekinik gen olarak anlaşılıyor. Bir de dominant özelliği olan genler var. Baskın genler, yani nesillere kolayca aktarılabilen genler. Ama maalesef bu dönek güvercindeki dönüş özellikleri, performans özellikleri çekinik genlerde. Çekinik genlerde olmasının nedeniyle işte dönek güvercin elde etmesi o yüzden işte çok zor ve güç oluyor. Çekinikle dominant, yani resesifle dominant örnek vermek için nasıl daha rahat anlayabilir insanlar? Bundan 100 sene önce Darwin'in yaptığı bir deney var. Düz bezelye ile buruşuk bezelyeyi melezlemiş. Şimdi normalde düz bezelye ile buruşuk bezelyeyi melezlediğinizde yavruların düz ya da buruşuk çıkmasını beklersiniz. Ama bütün yavrular, bütün melezler bezelyelerdeki düz bezelye olarak elde edilmiş. Yani düz özelliği dominant özellik olduğu için bunların melezlerinde hiç buruşuk bezelye görülmemiş. Bu şekilde eğer dinleyiciler bunu anlarlarsa çekinik ve dominant genleri daha rahat anlayacaktır. Yani bunu biz kuşlarımıza, bezelyeyi kuşlarımıza geçirdiğimizde şöyle düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki havada sıkıp gelen güvercinlere, dönüşü kısır olanlara, dönekliği bol olanları kattığımızda çok güzel hem sistemde hem de dönüşü güzel kuşlar elde ederiz diye düşünüyorlar. O zaman bu yanlış bir düşünce. Şimdi böyle mi anladım? Evet Murat, bu dönüş işinde matematik işlemiyor. Yani ben de onu senin videolarında izliyorum. Yani sen soruyorsun, eşleme nasıl yapılır? İşte sağ kanadını dönen sol kanadını eşlerim, hani iki kanadını da dönsün. Ya da bir güvercin var, çok dar dönüyor. Bir güvercin var, geniş dönüyor. Bunun ortası orta olacak. Hayır, böyle bir şey söz konusu olmuyor. Yani matematik burada çalışmıyor. Matematik dışında bir şey var. Bu sizin eşlediğiniz, diyelim sıkıp gelen güvercinle, bol dönekli olan güvercinden ya bol dönek çıkabilir, sıkıp gelen de çıkabilir. Veyahut da bir yıldız da çıkabilir bundan. O da olabilir. Yani matematik olarak düşünmeyin burada. Matematik hesabı yanlış. Diyelim bir dönek 5 metre dönüyor. Öbür dönek 15 metre dönüyor. Toplamı 20 metre eder, 2'ye böl 10 metre. Yavrular 10 metre dönecek diye bir şey söz konusu değil. Buna birazdan değineceğim bu anlattığın şeye. Şimdi az önce bahsettiğim kromozom dizisindeki şeylerden bahsediyordum. Burada önemli bir şey vurgulamak istiyorum. Yani diyelim ki sizin elinizdeki kuşta 3, 8, 15'te var dönüş genleri. Siz ve bu resesif olduğu için yavrusunda da bu özelliğin olması için eşinin de 3, 8, 15 kromozomlarındaki dönüş genlerin olması lazım ki bunların birleşmesinde bu özellik dominant bir vasıf kazanacaktır. Yani annede 3, 8, 15 kromozomu dönüş geni varsa babada da aynılarının olur. Eğer babada farklı bir şey varsa işte o zaman işin içinden çıkamıyorsunuz. Ondaki dönüş özellikleri farklı kromozomlardaysa bu sefer meydana gelen yavru tamamen dağılıyor kromozom yapısı. O yüzden işte bir kuşu eşlerken kendi yakınıyla eşlemeniz gerekiyor. Yani kendi soyundan bir güvercinle eşlemeniz gerekiyor. Yakın. Ben şimdi duyuyorum işte bir kuşu Aydın'dan aldık, bir kuşu Ayvalık'tan, ikisi de güzel eşleyelim. Bu şekilde olmuyor. Bu şekilde
damızlık güvercin üretilmiyor, başarıya gidilmiyor. Yani bunun tam kilit anahtar şeyi birbirini bulması gerekiyor. Bunun genetik dönüş genlerinin aynı kromozomlarda iki dişi ve erkeğin aynı kromozomlarda resesif dönüş geni varsa bunun yavrularında bu resesif özellik homozigot, yani baskın bir özellik kazanıyor. Yani işte kuvvetli kuşlar bunlar. Aynı resesif genlerin anne ve babada birleştiği yavrular, kuvvetli kuşlar işte bunlar. Amacımız da bunları üretmek, bunlarla uğraşmak olması lazım. Onun için benim önerim dönek güvercin yetiştiricilerine, bu işe gönül verenlere, başlamak isteyenlere, boşu boşuna vakitlerini harcamaları, senelerini harcamalarını istemem. Buradaki en yapılacak en güzel şey, kendisini kanıtlamış, soy takibi yapılmış bir kümesten kuş edinmelerinden öneriyorum. Bu o edindikleri kümeste seneler boyu yıldız kuşlar çıkması gerekiyor. Yani mesela bir kümeste bir tane kuş çıkmış ama bir daha kuş çıkmamış. Böyle değil. Yani senelerce bu kümesten 2 senede bir, 3 senede bir yıldız kuşlar çıkmış, kendisini ispatlamış, kanıtlamış soylardan. Yani tabii bu maddiyatla da ilgili. Yani şimdi bu dediğim kuşlar benim tabii ki belki maliyeti çok yüksek edinmesi. Ya da o tercihen tabii havada almak daha iyi. Sevdiğin özellikle kuşu havada seçip, ama tabii bu bugün öyle bir kuş herhalde 10 bin, 20 bin lira civarında. Peki yetiştirici gitti damızlık kümesine, ustadan edinecek. Yine kardeş kardeşi mi alması lazım yoksa? Evet. Kardeş kardeşi mi alması kardeş lazım? Kardeş kardeş olması şart değil. Yani diyelim ki parası yetmedi o havada gördüğü kuşu almaya. O kuşun bir yavrusunu alsın. Tamam. Yavrusunu edinsin. Bunu tek başına da almayabilir. Belki parası yetmeyebilir. Ya 2-3 kişi birleşin. Bu kuşu alın. 2-3 arkadaş. Şunu demek istedim. Aynı kümeslerden. Söyleyeceğim şimdi. Evet. Şimdi şöyle ben tavsiye. Paran yetmeyebilir. Bu dediğim kuş belki 5000 lira. Paran yet. 2-3 kişi bir araya gelin. O kuşu alın. Ama o kuşu tek başına almayın. Gene o kümesten mutlaka o kuşla bağlantılı olan teyzesi olabilir, teyzesinin kızı olabilir, oğlu olabilir, bir kardeşi olabilir, öz kardeşi olabilir. Tabii ki olabilir. Bakın burası çok önemli. Yumurta burası kardeşi çok önemli. Olabilir. Görüyor ben, musunuz? Yumurta kardeşi bile olabilir Murat Bey. Evet. Ben duyuyorum şimdi, yumurta kardeşleri eş edilmez. İki yumurta kardeşinin kardeşliği, o iki kardeşin 3 yumurta üstüyle, 5 yumurta altıyla kardeşliği neyse, yumurta kardeşliğin kardeşlik özelliği de odur. Onun için yumurta kardeşiyle bile eş edebilirler kuşu. Hiçbir mahsuru yok bunda. Peki, böyle söyledik. Fakat bazı yetiştiricilerde de hiç dışarıdan kuş katmamış, işte 40 yıldır, 50 yıldır aynı güvercinler besleyen ustalarımız da bu sefer şeyden şikayet ediliyor. Ya aynı kuşlar birbirine girdi, birbirine evet. girdi, birbirine girdi, kuşlar evet, attı. Evet. Kısır oldu, işte dönmüyor kuşlar, bunun da sıkıntısının zararı evet. vardır diyenler var. Evet. Böyle bir görüş de var. Evet, evet. Ben izliyorum videolarında, bir kan boğulması denen bir olaydan bahsediyor. Kan katalım diyor, işte kümese 2 senedir kan girecek filan. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sizin o kümesteki edindiğiniz kuş, aldığınız hani beğendiğiniz kümesteki bir kuş alın dedim ya size. Zaten o kuş saf değil ki Murat. Yani o kuş zaten... Onun aldığı kuşun içine kara kanat girmiş, pal kanatı girmiş, gideri girmiş, belki paçalısı girmiş, belki de saya bile girmiştir. Yani çünkü elindeki zaten saf değil. Onun için hadi elindeki kuş mesela tam o eski 50 sene önceki Rıza Bey'in kara kanatı olsa tamam belki diyeceğim de, ama zaten senin mesela ben videolarından izledim şimdi. Şerafettin Başar'ın yaratık erkeği var. Mesela bu yaratık erkek bile 3-4 kol ayrı kuşun birleşmesinden meydana gelmiş. Yani kuşlar zaten saf değil. O yüzden korkmana gerek yok. Saf olmadığı için bu kuşlar. Ve bu genetik yapısını anlattım ya. Yani kan kattın diyelim. Kan kattın bir kuşa. Farklı genlerde dönüş genleri var. Yavrular bu sefer dağılacak kromozom yapısı. Yani bunun altından kalkmak mümkün değil. O yüzden aldıkları kuşu mutlaka gene o kümesten onunla
akrabalı olan ve hatta yakın akrabalı olan, yani kardeşi ise daha tercih edilir bence. Ondan almalarını öneririm. Bu kuşları eşetmeleri gerekiyor. Ve ondan sonrası hareket tarzının şu şekilde olması gerekiyor. Tabii aldıkları kuşlar zevkine göre kuş olur. Mesela diyelim ki bindirme kuşu sevenler, tabii ki bindirme kuşu alacaklar. Karşı kuşu sevenler, karşı kuşu alacaklar. Onları besleyecekler. Ondan sonra bunları eşettikten sonra yavrularını uçurmaya başlıyoruz Murat. Diyelim 2-3 kişi ortak aldık biz bunu. Yavrularını sırayla herkese dağıtıyoruz ve herkes yavruları uçurmaya başlıyor. Ve işte hep senin videolarında havada eşleme denen bir husus var. Havada eşleme nasıl olması lazım? Şimdi havada eşleme, demin de dediğim gibi matematik çalışmadığı için burada. Havada eşleme şurada olması lazım. Bence yanlış kullanılıyor. Yani hangi özelliği seviyorsanız siz kuşta, hangi özelliği ön plana çıkarmak istiyorsanız onları seçeceksiniz. Havada eşlemenin mantığı budur. Yani nasıl kuş seviyorsunuz? Bindirme, havadan hazırlanacak, sıkarak gelecek, uzun dönecek. O zaman bu yavruların arasında bu özelliği olanları seçeceksiniz. Ve sadece bunlar üretilecek. Bu özelliklere uymayan kuşları üretmeyeceksiniz. Ve bu en önemlisi bu. Vasat kuşlardan yavru alınmamasını ben tavsiye ediyorum. Murat. Bakın bu da değişik bir fikir. Çünkü yani besleyiciler, büyük ustalar, ya döneklik vası olmayan güvercinler kan soyu eğer iyiyse iyi yavru verebilir düşüncesinde. Evet. Şimdi ben de onu duyuyorum. İşte dönmeyeni eş edelim diye. Dönmeyen damızlık. İşte sonra da diyoruz ki Murat, ya 10 kuştan 2 tane başarılı çıkarsa seviniyoruz. E tabi abi, sen dönmeyeni eş ettin. Yani ne bekliyorsun? Tabii ki 10 kuştan ikisi dönecek. Biri dönecek. Çünkü sen dönmeyeni çoğalttın. O yüzden dönmeyen kuşu, bak şunu söylüyorum, iyi kuşu da üretmeyin, orta kuşu, vasat da değil, yıldız kuşun üremesi lazım. Sadece yetiştiriciler yıldız kuşlarını üretsinler. Yıldızı yıldızda mı vursunlar? Evet. Yani dönekle mi edilir? Formül çıkarmaya çalışıyorum şimdi. Yani şöyle yapayım. Dönekle mi edilir? Evet. Yani uçuruyoruz, aralarında özelliklerini, vasıflarını en iyi beğendiklerimizi seçiyoruz. Sadece bunları üretiyoruz. Bunların yavrularını da uçuruyoruz. Ve bu anne babasından daha iyi olanları seçiyoruz. O zaman sizin, hep daha iyisini seçiyoruz. Sizin, hep yıldızları seçiyoruz. Vasatları, iyileri, bak Murat, iyileri bile üretmeyeceğiz. En iyilerini üreteceğiz. En yıldızları üreteceğiz. O zaman sizin başta bu eşleme konusunda başlangıçta söylediğiniz bilgiyle birleştirmek istiyorum. Orada dediniz ki kromozomları iyi olan güvercinler zaten döneklik baskında. Evet, evet. Ve yine o kromozomlara sahip kuşlar birbirine vurulmalıdır. Evet, anladım. Evet. Yani bu yetiştiricilikte önemli olan, hangi vasfı elde etmek istiyorsan sen Murat, onu geliştirmen gerekiyor. Yani sen diyelim aynı şekilde posta güvercide de, yani çok akıllı kuş istiyorsun, şahine yakalanmayan kuş, onları seçmen gerekiyor arada. Yani yetiştiricilikte bu hayvan insandan biraz daha farklı. Yani istediğin özellik hangisi ise sadece onlar üzerine çalışıyorsun. İstemediğin özellikte olanları üretmiyorsun. Diyelim takla sevmiyorsun, takla atanı asla üretme o zaman. Ondan yavru alma. Hangi özelliğini seviyorsan, hangi özellikteki kuşları ön plana çıkarmak istiyorsan bu yavrulardan sadece onları elde et. Ve onların da yavrularından sadece o özellikte olanları. Ben şimdi bu Messi hadise soylarından, mesela elimde şu an uçurduğum 3. nesil var. Mesela 2. nesil 1. nesle göre daha iyiydi. Şimdi 3. nesiller var, 2.lerden de daha iyi. Ve ben de bu mesela Messi hadise soylarından hepsini üretmiyorum. Çünkü gerçekten havada çok iyi olanlar olduğu gibi bugün 1 yaşında var Messi hadise soyunda. Azman gibi olanı da var. 1 yaşında var, bir vurgu yapmayan var. Bunları üretmiyorum. En iyileri üretin, yıldızları üretin, vasat kuşları üretmeyin. Randımanlı, beğendiğiniz kuşu bile, yani havada hangi özelliğini seviyorsanız o kuşları üretmelerini tavsiye ederim. Şimdi geldiğimizde röportaja başlarken
sallamaç tedavisinden, veba hastalığı ve tedavisinden, işte diğer kümes bakımı olsun, aşılama konuları olsun, bunlarla da ilgili bir konuşma yapacağımızı söylemiştik. Fakat sizin ve benim zamanım kısıtlı olduğu için bunu ikinci bölümüne saklayalım. İnşallah Murat. Bir gün İnşallah yine kümes başına da beklerim seni. Evet. Kuşlarımı da göstermek isterim. Evet. İnşallah orada da bir çekim yapıp istersen hastalık konusunu orada değinmek istiyorum. Orada değinelim. Tamam. Ama bu yetiştiriciliği ben hep duyuyorum. Hep videolarda izliyorum. Bunu özellikle de vurgulamak istedim. Yetiştiricilerden kan katma olayını doğru bulmuyorum. Kan boğulması olayına inanmıyorum. Buna bir de şöyle örnek vermek istiyorum Murat. Ben Ağrı'da mecburi hizmet yaptım. Orada taklacı güvercinlerle de tanıştım. Taklacı güvercin. Orada Ağrı'nın dağ köylerinde taklacı güvercin besleyenler var. Ve onların meraklısı bizden de çok. Bakın Mehdi Eker helikopterle geliyordu taklacı güvercin seyretmeye Ağrı'nın dağ köylerine. Bu derece meraklıları var orada. Orada Ağrı'nın dağ köylerinde 150 yıllık kuşlar var. 150 yıldır bozulmayan. Bak içlerinde bir tane sakat yok. Bir tane uçmayan yok. Hepsi sağlıklı. Yani denesinler yetiştiriciler görsünler. Taklacılarda 100 yıllık, 150 yıllık soylar var ve soylarda da hiçbir bozulma, hiçbir sakatlık görülmüyor. O yüzden benim önerim kan katma olayı biraz abartıldı, biraz fazla kaçırıldı. Dediğim gibi kan katma eğer elimizdeki kuş saf kan olsaydı belki uzun süre 50 sene sonra bozulabilirdi ama elimizdeki kuşlar zaten çok kırılmış ve bozulmuş olduğu için buna zaten kan katmanıza hiç gerek yok. Diyorum ya ben Mesili Hadise'nin 10 tane yavrusunu uçurdum soylarından. Aralarında dönmeyen bile var bir yaşında. Çok iyi dönen de var. O yüzden kuşlarımızı saflaştıralım. İstediğimiz özellikleri ön plana çıkaralım. Beğenmediğimiz kuşları da üretmeyelim. Çok teşekkür ederim. Sizle tanıştık. Daha önceden de telefonda sohbetlerimiz olmuştu bu konularla ilgili. Böyle bir röportaj çektiğim için ben de kendimi çok mutlu hissediyorum, şanslı hissediyorum. Özellikle hem kendi adıma hem de Dönük Güvercin TV izleyicileri bu röportajı defalarca kez izleyecektir. Ve bu engin bilgilerinizden umarım faydalanacaktır. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz Hüseyin İvit Bey. Sağ ol Murat Hocam. Ben de teşekkür ederim. Sesini duyurma fırsatı verdiğin için.